Kayseri'nin kadim zamandan bugüne ulaşan tarihi değerlerinden Kültepe Antik Kenti'nin UNESCO Kalıcı Dünya Mirası listesi ile koruma altına alınması için çalışmalar sürüyor. Kültepe koramaz biliyorsunuz UNESCO geçici listesinden kalıcı listeye kaydedilmesi konusunda. Tabii bu kolay bir iş değil, sadece bizim de yapabileceğimiz bir iş değil. Dolayısıyla da valilik, belediye başkanlarımız, özellikle Büyükşehir Belediye'nin bize büyük destekler geldi. Oran Kalkınma Ajansı'nda biz yetkililerle toplantılar yaptık. Gerekli hazırlıklarımıza başladık. Kültepe Kazı Alanı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu, Kültepe'ye Kayseri'nin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bizim aslında dünyaca tanınır bir varlığımız Kültepe. Bu Kapadokya içindeki en önemli bölge Kültepe. Kültepe'nin tarihi günümüzden 6000 yıl kadar öncesine gidiyor. Tabii Anadolu'da benzer birçok yerleşim var ama Kültepe'nin diğerlerinden farklı olan özelliği Anadolu insanının ilk kez burada okumayı yazmayı öğrenmiş olması. Ve o dönemde bütün Ön Asya'nın en büyük şehri olması günümüzden 4000 sene öncesinde. Zaten bununla ilgili olarak 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültepe'nin ören yerini geçici listeye almıştı. Hemen 2015 yılında Kültepe tabletleri Dünya Bellek Listesi'ne alındı. UNESCO Dünya Bellek Listesi'ne alındı. Ama bunlar henüz yeterli değil. Aslında Kayseri o kadar zengin bir bölge ki hemen aslında bizim dibimizde bulunan Koramaz Vadisi'ni bile biz çok geç fark edebildik. Kendi adıma söylüyorum bunu tabii ama Kayseri'nin de fark etmediğinin herhalde çok belli olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ve şimdi bu dernek aracılığıyla yani Kapadokya bölgesinde Kayseri'deki iki önemli kültür varlığının ve doğal varlığın daha da öne çıkabilmesi için aslında biz ortak bir başvuru hesapladık. Çünkü Koramaz Vadisi'nin ağzında Kültepe yer alıyor. Yani Kültepe olmadan Koramaz Vadisi olamaz ya da Koramaz Vadisi olmadan orada bir yerleşim, böyle bir yerleşim olamazdı zaten. Şimdi açıkçası bu yıl içinde, 2022 yılı içinde daha da ciddi bir çalışma yapılacak. Tabii derneğimizin de bu işte biraz ateşleyici olması bakımından herhalde bize de çok iş düşecek. Ve bu şekilde 2023 ya da 2024 yılına kadar bizim Kültepe'nin inşallah Koramaz'la birlikte geçici listeden kalıcı listeye girmesini sağlayabileceğiz. Tabii ki bu sadece bizim derneğimizde yapılacak bir iş değil. Aslında Kayseri'nin sahip çıkmasıyla ancak bu yapılabilecek. Yani bu sadece valiliğin, belediyenin işi de değil aslında bakarsanız. Diğer taraftan bütün hepimizin, başta basın, medyamız olmak üzere hepimizin üstüne düşen çok görev var. Ama diğer taraftan da Kültepe için de biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ancak aynı Koramaz'da olduğu gibi bizim de gücümüz bir yere kadar. Kayseri'nin bir lafı var. Aklım var ama gücüm yok. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Maalesef tek başına bu işler olmuyor. Hep birlikte yapabilirsek, hep birlikte Kayseri'yi daha da öne çıkarabilecek bir tanıtım yaratacak, bir rota çizebileceğimiz bir değeri biz uluslararası alanda da işaretlemek, nişanlamak istiyoruz.